İyi akşamlar, ben Gökmen Karadağ Haber Aktif'e hoş geldiniz. Sayın seyirciler, Haber Aktif'te siyasetçileri, milletvekili adaylarını ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz İstanbul MHP 2. Bölge Milletvekili Adayı Profesör Ümit Özdağ. Sayın Özdağ, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, hem izleyicilerimizin sorularını yönelteceğiz Sayın Özdağ. Dolayısıyla siz de Twitter hesabımızdan sorularınızı gönderebilirsiniz. Hem de kendi sorularımız olacak. İlk sorumuz da tabii ki sıcak gündem başlıklarıyla ilgili. Onlardan birisi bu seçime de damgasını vuran kaset. Olayı. Şimdi bu konuda yeni bir gelişme var. Kaset soruşturmasında MHP'li Adnan Gürbüz teknik takibe takıldı. Gürbüz polisi İstanbul İl Başkanı olmak isteyen Yüksel Aydın kendisini engelleyen partilerin kasetlerini yayınladı. Yüksel Aydın herhalde biliyorsunuz. Arkadaşlar içerideki sessizliği sağlayalım. Peki tamam. Yüksel Aydın'ı tanıyor musunuz? Yüksel Aydın'ın MHP İl Başkanı olamadığı için bu kaset olayını gerçekleştirdiği kasetleri yayınladığına dair bir iddia. Şu anda sadece bilgiler bu yönde. Soruşturmaya ilişkin henüz netleşmiş bir bilgi yok ya da buradan kesin bir sonuca ulaşılmış değil. Ama nihayetinde eğer böyleyse bu MHP'nin iç işi algısı yaratıyor. Nedir bu gelişmeyle ilgili yorumunuz? Şimdi bakın, bundan bir süre önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi hukuk bürosu ve o hukuk bürosunun temsilcisi olan Avukat Bey bir açıklama yaptı basına. Bu Vatan Gazetesi'nde de kapsamlı bir şekilde yer aldı. Başka yerlerde de çıktığını biliyorum. Ve bu açıklamada şöyle bir ifade kullanıldı. Biz önümüzdeki günlerde İstanbul'da tanınmış bir Milliyetçi Hareket Partisi üyesinin bilgisayarlarından birisinden bir virüs atılması sonucunda bazı görüntülerin çıkabileceğine dair büyük endişeler taşıyoruz. Çünkü bu daha önce olmuştu. Muhtemelen kimliği belirsiz bir e-posta gelecek, bir ihbar gerçekleşecek ve bu ihbardan sonra da yapılacak baskınla böyle bir şey bulunacak. Şu ana kadar ne bulunduğunu bilmiyoruz. Sonuçta şu ana kadar ne bulunduğu da belli değil ama evet, daha bir şey bulunmuş değil. Görüntü ve ses alabilen kamera, bilgisayarlar ve CD bulundu. Fakat ben dün koordinasyon bürosunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2. bölge hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul'daki kurumsal avukatı hem de Aydın'ın şahsi avukatı olan kişiyle birlikteydim. Bakın bu da önemli değil mi? Hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal avukatı hem de o kişinin avukatı. Şimdi burada eğer bir şey varsa bu Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik bir operasyon. Milliyetçi Hareket Partisi'nin avukatı böyle bir kişiyi savunur mu? Hayır. Peki savunduğuna göre? Savunduğuna göre burada bir ciddi inanılırlık sorunu var. Beklenilen şey bir başka şekilde gerçekleşti anlaşılan. Sayın Özdağ ama MHP'nin avukatı böyle bir durumda şöyle savunabilir. Eğer menfaatler çelişir. Evet. Menfaatler çelişir olmaz. Bu MHP'nin iç işi gibi çıkarsa MHP bundan zarar görebilir. Evet. Hayır. Ama bu MHP'nin iç işi değil. Bunu Türk kamuoyu da biliyor. Böyle kapsamlı bir operasyonun, bu kadar geniş teknolojik imkanların kullanıldığı, uluslararası bağlantıları olduğunu bildiğimiz, ki bildiğimiz derken lütfen bugünkü Orta Doğu Gazetesi'nde soruyoruz Başbakan'a, İçişleri Bakanı'na, Adalet Bakanı'na, MİT Müsteşarı'na, arkadaşlar yakından da gösterebilirsiniz bunu. Çok kapsamlı bir analiz var. Burada Orta Doğu Gazetesi belgeleri ortaya koyuyor. Ve ilk kez bu belgeler açıklanıyor. Kamuoyu bu konuda çok ciddi yanlış yönlendirilmeye çalışılıyor bazı noktalar tarafından. Ama bu burada Orta Doğu Gazetesi hemen hemen her şeyi belirli ölçüler içerisinde... Nedir? Özünü anlatın isterseniz onu. Özü, bakın burada bir AKP meclis üyesi var ve bu AKP meclis üyesinin Amerika Birleşik Devletleri'nde kiralamış olduğu internet siteleri var. Bu internet sitelerinin ödemeleri 15 kez anılan kişinin kredi kartından yapılmış ve bunlar üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik operasyonlar yapılmış. Ama daha polis mesela bu kişinin evine gitmiş değil, bu kişi sorgulanmış değil, bu kişi gözaltına alınmış değil. Ama öte yandan bu kişi AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından da AKP'den ihraç edildi. Ortada Milliyetçi Hareket Partisi açısından bu noktada ciddi bir sorun var. Bekliyoruz bakalım ama gerçek kişinin üzerine nasıl girilecek, nereden ne çıkacak. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin adalete teslim etmiş olduğu belgeler var, bilgiler var. Tabii bunların bir bölümü artık
hukuk süreci içerisinde olduğu için her şeyi de televizyonlarda konuşmak mümkün olmuyor. Biz de hukukun harekete geçmesini bekliyoruz ama bu son gelişmeyle ilgili ben size gerek Milliyetçi Hareket Partisi hukuk camiasındaki gerek Milliyetçi Hareket Partisi siyasal tabanındaki görüşü söyleyeyim. Biz böyle bir sürece inanmıyoruz. Bu kadar kapsamlı, yıllara yayılan, belki en az 1,5-2 yıldan bahsediyoruz bir operasyonun kimse bize İstanbul İl Başkanlığı'nı ele geçirmek için bu kişi tarafından yapıldığına dair bir şey anlatmasın. Peki. Hele ne bulunmuş ortada? 6 tane bilgisayar. Bilgisayar suç aleti değil ki. Başka ne bulunmuş? Bir altın kalem. Bir kalem şey bulunmuş. Görüntülü kamera bulunmuş. Şimdi bakın o kalem kamerayla mı yapılmış bunlar yoksa yüksek çözünürlüklü ve son derece gelişmiş teknolojinin ürünü olan ve istihbarat servislerinin daha çok kullandığı olduğu tipte gizli kamera teknolojisiyle mi yapılmış? Bunu için uzman olmaya gerek yok. Herkesin bilebileceği bir husus bu. Görüntülerin bazılarında kullanılan kameraların harekete bile duyarlı olduğuna dair, harekete göre yönlendiğine dair bazı iddialar vardı. Az önce sözünü ettiğiniz konuda yalnız ben bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. O kredi kartından defalarca para çekilen kişi, evet onu Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Teşkilatı anında değil biraz sonra ihraç etti. En azından hızlı bir refleks göstererek diyebiliriz evet. Sayın Özda. Burada AK Parti Başkanı Aziz Babuşçu'yu da ağırlamıştık. Evet. Sormuştuk. Merkezden gelen bir talimat üzerine mi yaptınız bunu yoksa inisiyatif alarak mı yaptınız? Ben hiç merkezden gelen bir talimatı beklemeden inisiyatif alarak burada hemen böyle bir müdahalede bulundum. Ama onun üzerinde herhangi bir şey ispat edildi diye bunu yapmadım. Böyle bir şaibenin doğması bile bizim bu eylemi almak için inisiyatif geçmemiz gerektiriyor. Eğer ispat edilmiş olsaydı zaten şu anda bir başka hukuksal durum peki, ortaya çıkardı. Şimdi, ama bunun da araştırılması gerektiği inancındayız. Evet. Şimdi izleyicilerimizin de soruları geliyor size. İhsan Barutçu'yu soruyor bazı izleyicilerimiz. Bildiğimiz kadarıyla henüz istifa etmedi diyor evet. İzleyicimiz. Evet. Bu durumda MHP'ye verilecek her oy nereye gidecek? Bu kişiye mi gidecek? Bunu nasıl değerlendiriyor Sayın Özdağ demiş. Bence tabii burada oylar netice itibariyle Türkiye yüzdesini belirleyecek oylardır ve Türkiye olağanüstü kritik bir dönemden geçiyor. Bir kısım seçmen Barutçu'ya tepki gösterebilir. Özellikle ülkücü seçmen tepki gösterebilir. Ama netice itibariyle Türkiye'nin kader seçimlerinden birisinden geçiyoruz. Ve mesele İstanbul'da birinci bölgede, üçüncü bölgede, ikinci bölgede 3, 4, 5 milletvekili çıkartmak değil. Bunun ötesinde milletvekilini hedefleyerek çalışmak ve ortaya böyle bir performans koymaktır. Bundan dolayı ben Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermeyi düşünen seçmenin burada İhsan Barutçu yanlış bir tavır içerisinde olsa da yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteklemesini rica ediyorum. Çünkü söz konusu olan bu seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş esasları böyle bir gerçekle karşı karşıya olduklarını göz önünde tutarak oy atarlarsa çok doğrusunu yapmış olurum. İhsan Barutçu konusu öylece kapanacak mı demiş izleyicimiz. Milliyetçi Hareket Partisi açısından kapanmıştır esasen bu konu. Bundan sonra başka konular tabii tamam adaletin araştırma alanı içerisindedir. Ve adaletten biz sonuç bekliyoruz burada. Ancak Sayın Genel Başkan'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Devlet yok, adalet yok, onun için millete gidiyoruz diyor. Bu da ayrıca çok üzüntü verici bir durum Milliyetçi Hareket Partisi açısından. Biz bu seçimlerde ne yazık ki AK Parti ile yarışamıyoruz. Biz AK Devlet'le mücadele ediyoruz. Ne demek o? Ayrımı anlatır mısınız? Ayrım şu. Yani AK Parti ile değil AK Devlet'le yarışıyoruz evet. diyorsunuz. Ne AK demek Devlet'le mücadele ediyoruz. Mücadele ediyoruz diyorsunuz. Çünkü bakın karşımızda ne yazık ki AK Parti'nin politikacıları, adayları yok. Televizyonlarda karşımıza çıkmıyorlar. Sahada karşılaşmıyoruz. Onlar kendi projelerini anlatmıyorlar. Biz kendi projelerimizi anlatmıyoruz. Ama karşımızda sürekli bir şekilde
iktidar tarafından yönlendirilen bir mülki idare görüyoruz. İktidar tarafından yönlendiren bir emniyet yapılanması görüyoruz. İşte Sakarya'da afişlerimiz yırtılıyor. Selçuk Üniversitesi'nde gençlerimiz dövülüyor. Tamamen iktidardan yana tavır alan bir valiler ve kaymakamlar sistematiğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu arada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi istihbarat araçları tarafından dinleniyor. Genel Başkan'ın arabası izleniyor. Bunların plakalarını hep Orta Doğu Gazetesi bugün tekrar açıkladı. Oysa normal şartlarda bizim yapmamız gereken demokratik bir ülkedeki seçimde olması gerektiği gibi kendi projelerimizi anlatabilecek evet. durumda olmaktı. Bakın yine geldik seçime 3 gün kaldı. Biz proje konuşmuyoruz. Ben size projelerimi anlatamıyorum. Kamuoyuyla projeleri paylaşamıyoruz. Ne yapıyoruz? Kasetler. Evet. Ya böyle seçim olur mu? Her gün bir başka skandal çıkar mı? Endişesiyle Milliyetçi Hareket Partisi siyaset yapıyor. Çıkabilir mi seçime kadar başka bir skandal? Bilemezsiniz. Çünkü karşınızdaki yapılanmanın nasıl bir yapılanma olduğu ve bu yapılanmanın Türkiye'de otoriter bir rejimin temellerini atmaya çalıştığını hepimiz biliyoruz. Ondan dolayı her şeyin mümkün olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yaptığımız bir tek şey var. Çalışmak, çalışmak, halka inanmak ve hakka inanmak ve güvenmek. MHP'deki kaset, MHP'deki kaset olaylarından dolayı MHP'deki gerçek ülkücüler BBP'ye oy verecektir söylentisine ne diyor? Bunu herhalde Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve ülkücü camiayı hiç tanımayan ama hiç tanımayan birisi soruyor. Bu söylenti bile değil. İlk defa duyuyorum. Peki son bir soru. Bu konuyla ilgili son bir soru. Diyor ki izleyicimiz, bir zamanlar belli değerler uğruna savaşmaya inandığımız kimseler bu değerleri kendileri yıkıyor. Nasıl oluyor da bu kadar çok kişi Sayın Bahçeli'nin bu kadar yakınına giriyor? Bu şekilde görüntüsü çıkan. Şimdi bakın her şeyden önce bu arkadaşların yapmış olduğu kabahattir ve Milliyetçi Hareket Partisi bu kabahatleri faturasını kesmiş, bu arkadaşlarla yolunu ayırmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bundan daha fazla bir şey yapması kurumsal yapı olarak beklenemez. Kendi ilkelerine göre yaşamayan arkadaşlarla yolunu ayırmıştır ve bugün yoluna devam etmektedir. Ve Milliyetçi Hareket Partisi bugün anayasanın girişini ve anayasanın ilk 4 maddesini, anayasanın 66. maddesini kesinlikle kararlılıkla ve tavizsiz savunan tek siyasal partidir. Onları konuşacağız. Biz bu anayasa konuşmak durumundayız. 3 veya 5 kişinin veya 10 kişinin kişisel hayatta yapmış oldukları hatalar o bizi ilgilendirmiyor. Ama bir de şu meselenin şu boyutu var. Arkadaşlarımızın yapmış oldukları hata ama bu arkadaşlara karşı yapılan fiillerin tamamı Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suç sayılan eylemler. Peki. Şimdi yine gündemin bir başka başlığıyla devam ediyoruz. O da zaman zaman gündeme gelen işte Öcalan'ı astınız asmadınız tartışması. Bu konuda Başbakan Erdoğan'ın bir televizyon kanalındaki konuşmasından bir bölüm okuyorum burada. İdam Türkiye'de kalkmadığında Amerika geldi Öcalan'ı teslim etti. Teslim edildikten sonra Merhum Ecevit, Bahçeli Yılmaz iktidardaydı. İdamın ertelenmesine karar verildi. Altında onların imzası var. O zaman bunu sümen altı yapmasaydınız bu iş çoktan bitmiş olacaktı. O anda koalisyonda olsaydık uygulanması gereken cezayı uygulardık. Ya idam edilirdi ya da istifa ederdik, çekilirdik. Ne diyorsunuz? Şimdi bakın biz olmasaydık idam kaldırılacaktı o aşamada. Biz en azından idamı erteletmeyi başardık. Milliyetçi Hareket Partisi %18'lik bir oy almıştı. Ve %18'lik oyla %82'yi karşısına alarak artık genel kurmayı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı karşısına alarak idamı gerçekleştirmesi mümkün değildi Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi'nden neden Abdullah Öcalan'ı idam etmediniz diye hesap sorulamaz. Şu söylenebilir, neden istifa etmediniz? Evet. Başbakan öyle diyor. Ya idam edilirdi ya da istifa eder. Şimdi diyor. Bu meşru bir sorudur. Bu meşru bir sorudur ama o günün Türkiye'sinin içinde bulunduğu şartları, deprem, büyük bir ekonomik kriz göz önüne alırsanız Milliyetçi Hareket Partisi'nin hükümetten ayrılması bu nedenle olsa bile bir kaçış olarak nitelendirilebilirdi ve bundan dolayı Milliyetçi Hareket Partisi bu kaçış süreci içerisine girmedi. İktidarda kalarak bu sorunu nasıl çözeceğinin arayışı içerisine girdi. Ama gelelim bakalım. Şimdi idamın kaldırılması için Millet Meclisi'nde bir oylama yapıldı. Peki bu oylamada bir tane Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili verdi mi? Kabul oyu verdi mi? Hayır, vermedi. Bakın önümde
Yine bir gazete var, Orta Doğu Gazetesi. Orta Doğu Gazetesi'nin 3 Nisan 2006 tarihli sayısı. Arkadaşlar yakından gösterirlerse bir şey görülecek. O da şu. Bakın burada idamın kaldırılmasında evet oyu vermiş AKP milletvekili adaylarının neleri? İsimleri var. Burada da aşağıda da bütün yani milletvekili. Şu anki adaylar o zaman siyasette. Siyasette milletvekili. Evet. AKP milletvekilleri onlar o zaman. Kimler? Hemen söyleyeyim. Mesela Cemil Çiçek bağımsız ama şimdi Mirdengir Fırat, Sait Açba, Mahmut Göksu, Mehmet Özyol, Akif Gülle, İsmail Özgün, Zeki Ergezen, Mahfuz Güler böyle uzayıp gidiyor. Şükrü Ünal'a kadar, Musa Uzunkaya'ya kadar. Evet. Bir tane MHP milletvekili idam kaldırılsın diye oy vermedi. Aksine hayır oy verdi, red oy verdi. Ama AKP milletvekillerinin tamamı o dönemde idamın kaldırılmasına evet oyu verdiler. Şimdi Sayın Başbakan bizim bunu unuttuğumuzu zannediyor. AKP milletvekilleri derken Sayın Özdağ yanlış... Hayır yanlış demiyorum. Biliyorsunuz. Hayır, yani o dönem siyasette oy kullanan ama şu anda aday olan, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aday olan değil mi isimler? Ha, şu anda aday olmayabilirler bunlar. Hı. Ama o zaman AKP'nin bundan sonra milletvekili olarak mecliste bulunuyorlar, hı hı, ve oy kullanıyorlar. Peki. Evet, mesele o. Hı hı. Baksın, bakın Cemil Çiçek o zaman bağımsız. Onun için ona AKP milletvekili demiyoruz. Hı hı. Bugün AKP milletvekili olmakla birlikte ama o gün giriyorlar. Biliyorsunuz parti ikiye ayrılmış. Hı hı. Bir AK Parti kurulmuş, AKP kurulmuş. Bir de Saadet Partisi kurulmuş o ayrılmadan sonra. Anayasa Mahkemesi'nin partiyi kapatmasından sonraki süreçten bahsediyoruz. Şimdi hem idamın kaldırılmasına oy veriyorlar. Hem de daha sonra iktidara geldikten sonra savaş döneminde de ve terör suçlarından dolayı idam cezasının kaldırılmasını da 58. hükümet yapıyor. AKP hükümeti yapıyor. Öyle değil mi efendim? Peki neden? Diyorlar ki Avrupa Birliği sürecinde biz bunu yaptık. Güzel de siz bunu Avrupa Birliği sürecinde yapıyorsunuz. Öbür taraftan Avrupa Birliği üyesi olan İngiltere iki tane El-Kaide bombası patlattıktan sonra bir karar alıyor ve İngiliz polisine yetki veriyor. Diyor ki Londra sokaklarında şüphelendiğin birisi olursa kafasına vurarak infaz edebilirsin. O Avrupa Birliği ülkesi değil mi? Demek ki ülkeler ilk önce kendi milli menfaatlerini ve kendi halklarını savunmak zorundadırlar. Peki. İzleyicimiz sormuş. Oysa burada yapılan İdam cezasının terör suçlarına karşı kaldırılmasıyla PKK'nın artık Abdullah Öcalan'ın idam edilmesi tehlikesi ortadan kalktığı için rahatlıkla terör eylemleri başlatmasının önü açılıyor. Eğer bugün idam cezası terörden kaldırılmamış olsaydı PKK bu kadar rahat terör eylemi gerçekleştiremezdi. Çünkü liderinin her an asılma tehlikesi varit olurdu da onun için gerçekleştiremezdi. İzleyicimiz sormuş, kendileri meydanlarda ip atacaklarına o imzayı atmamaları gerekiyordu. O gün halka gerçekleri söyleyip bu insanlar apoyu asmayacaklar ve bu konuda sizi bilgilendiriyoruz diye halkı uyarmalıydılar. Şimdi bakın, Milliyetçi Hareket Partisi tekrar ediyorum %18 değil %38 oy alsaydı Abdullah Öcalan'ı hem boynundan asardı hem bacağından asardı. Ama Milliyetçi Hareket Partisi %18'de %82 karşısına aldı, yapabildiği bir tek şey... Bu aşamada idam Abdullah Öcalan'la ilgili idam cezasının ertelenmesini sağlamaktı. Bir koalisyon hükümeti içerisinde. Ama biz %47 ile gelenlerin Abdullah Öcalan'ı tam anlamda idam cezasından kurtaracak terörden, terör suçlarıyla, savaş suçlarında idam cezasını kaldırılması eylemini gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Bu da inkar edilemez. Yani artık bunun konuşulacak bir tarafı yok. Öcalan'ın Türkiye'ye teslimi idam edilmemek şartıyla mıydı? Şimdi bunu biz bilemeyiz. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Abdullah Öcalan Türkiye'ye teslim edildiğinde iktidarda olan bir parti değildi. Milliyetçi Hareket Partisi iktidara Abdullah Öcalan'ın teslim edilmesinden sonra geldi. Burada da bu teslimi de yani birileri paketledi, bu süreci ta başından yönetti ve Türkiye'ye verdi şeklinde görmek yanlış olur. Türkiye Abdullah Öcalan'ı ele geçirmek için bir savaşı göze aldı. Bunu hatırlayalım. Suriye'yi savaşla tehdit ettik. Suriye bunun üzerine Abdullah Öcalan'ı sınır dışı etmek zorunda kaldı. Ve onun Rusya'ya ve Yunanistan'a ve İtalya'ya bir macerası başladı. Ve sonunda bölgesel bir krizin
patlayabileceği endişesi içerisinde Türkiye ile Yunanistan arasında, hatta bir savaşın endişesi içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girdiğini gördük. Ve Abdullah Öcalan Türkiye'ye teslim edilmek zorunda kaldı. Hepsi ancak böyle bir araya getirebilsek anlamlı olur. Ha bu arada Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye bu şekilde alırken mevcut hükümete, dönemin o hükümetine böyle bir şart bildirildi mi? Bu konuda iddialar var. Açık bir bilgiye ben ulaşmış değilim. Muhtemelen siz... Eğer bildirildiyse Sayın Özdağ... Bu soruyu... Bildirildiyse... Yalnız bir şey söyleyeyim. Siz yani real politiği de çok iyi okuyabilen bir insansınız. O şartı başlangıçta kabul edip... Kabul edemez. Hiçbir hükümet bunu kabul edemez. Sonradan dönmeye... Şimdi hiçbir hükümet böyle bir şartı kabul edemez. Neden kabul edemez? Çünkü bu doğrudan yargı ile ilgili bir husustur. Bir. İkincisi... kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi verdiği için idam cezası ile ilgili o hükümet parlamentoda çoğunluğu sağlarken tamam bir siyasal angajmana girer ama daha sonra oluşacak bir parlamento ile ilgili bir siyasal angajmana girilmesi mümkün değildir. Benim buradaki analizim şu, gerek Milli İstihbarat Teşkilatı gerek Genelkurmay burada ve gerek Dışişleri bir analiz yaptılar ve bu analizde dediler ki Abdullah Öcalan idam edilse çok büyük olaylar çıkar ve bu analiz bence yanlış bir analizdi. Bu analiz hükümete ve diğer partilere, hükümet dışında partilere bir anlamda anlatıldı, empoze edilmeye çalıştı. Milliyetçi Hareket Partisi bu empozeye direndi. Hayır, yine de idam edilsin dedi. Ne olursa olsun idam doğrudur dedi. Fakat azınlıkta olduğu için hükümet içerisinde ve parlamentoda ikinci büyük parti olduğu için bunu kabul ettirmesi mümkün olmadı. Ama o zaman en azından bir karar çıkarttı. Eğer terör eylemleri devam eder ve Abdullah Öcalan bu sürecin içerisinde yer alır ise derhal meclise getireceğiz ve idam cezasını tatbik edeceğiz şeklinde bir karara bağlandı. Peki bu sözünüzü şunu soran izleyicimize yanıt olarak algılayabilir miyiz? Kendileri iktidara gelirlerse tekrar bunu gerçekleştirebileceklerini vaat ediyorlar mı? Bakın şöyle, Türkiye bir hukuk devleti. Benim bu tür açıklamalarım internette başı ve sonu kesilerek amacından saptırılarak konuluyor. Daha önce çünkü böyle bir açıklama yapmıştım. Ondan dolayı şimdi yapacağım açıklamayı arkadaşlar insaflı davranarak başını ve sonunu değil bu bölümünde koyarak koysunlar. Evet. Hukuk devletinde idam cezası kaldırıldıktan sonra, ki bu Abdullah Öcalan'ı da kapsıyor, uygulayamazsınız. Peki. Ancak yeni bir idam cezası getirirsiniz. Yeniden idam cezasını getirirsiniz. Ve ondan sonra Abdullah Öcalan İmralı'da bu cezayı gerektirecek bir suç işlerse, o zaman kendisini tekrar yargılayıp idama mahkum edip idamı uygulayabilir. Çözülür mü o zaman sorun? Bakın, mesele Abdullah Öcalan'ın idam edilmesiyle sorunun çözülüp çözülmesi değildir. Tek başına hiçbir şey sorunu çözmez. Yani ortada şöyle bir sihirli değnek var. Dokunduk, çözüldü. Biz böyle demiyoruz. Sizin de daha önceki programlarımızda da anlattım ben. Milliyetçi Hareket Partisi'nin terörün aşılması ve milli bütünlüğün sağlanması için kapsamlı bir programı var. Ve bu program 12 ana yöntemin birlikte kullanılmasıyla terör örgütünün tasfiye edilmesi, milli birliğin tekrar sağlanmasını hedefliyor. Bu 12 yöntemin içinde askeri yöntem var çünkü karşınızda bir terör örgütü var. Polisiye yöntem var, istihbarati yöntem var, hukuki yöntem var, mali yöntem var, ekonomik yöntem var, sosyolojik yöntem var, psikolojik yöntem var, bürokratik yöntem var, diplomatik yöntem var. Ancak bunlar birlikte bir stratejik planlama çerçevesinde uygulanır ise kısa, orta ve uzun vadede Türkiye toprak bütünlüğünü muhafaza edip Türk toprakları üzerinde, Anadolu toprakları üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde ikinci bir devletin ve ikinci bir milletin yaratılmasını engeller ve burada istikrar işte o zaman sağlanmış olur. Bugün Türkiye'de istikrar yok. Kim Türkiye'de istikrar var diyorsa doğruyu söylemiyor. Bugün Hakkari'de terör örgütünün çok etkili
hayatı, günlük hayatı kontrol ettiği yeni bir yapılanma oluşmuş durumda. İki seneden beri ben uyarıyorum yetkilileri. Lütfen Hakkari'ye dikkat edin. Lütfen Hakkari'ye dikkat edin. Hakkari'de bir şeyler oluyor. Hakkari devlet kontrolü dışına çıkıyor diye nihayet bir değerli yazar Hürriyet Gazetesi'nde köşesinde Hakkari izlenimlerini yazdı ve şöyle bir başlık: Hakkari'de yeni bir dünya kuruluyor diye. Aslında adamcağız dünya yerine devlet diyecekmiş ama insaflı davranmış, devlet dememiş, dünya demiş. Ama yazıyı okuyunca ne demek istediğini gayet iyi anlıyorsunuz. Ama MHP'de 15-16 yıl sonra Diyarbakır'da bir miting düzenleyebildi bu bölgenin. Bunun onunla bir bağlantısı yok. Bölgenin bununla bir bağlantısı yok. Ama dediğiniz için soruyorum. Normalleştiği anlamına gelmez mi sayınızda? Hayır. Efendim hiçbir şey normalleşmedi. Aksine durum daha kötüye gidiyor. Hatta iktidar yanlısı bir yazar köşe yazısında şöyle diyor: Milliyetçi Hareket Partisi Güneydoğu'da ne olduğunun farkında değil. Diyarbakır'da bir özerk, demokratik özerklik yapılanması fiilen uygulanmaya başlandı diyor. Hayır, biz neyin ne olduğunun çok iyi farkındayız ve bunun AKP iktidarı döneminde olduğunun da farkındayız. Aradan geçen 9 sene içerisinde terör örgütünün meseleyi nereden alıp nereye getirdiğinin ve bu açılım siyasetinin Türkiye'yi nereye sürüklediğinin çok net farkındayız. Evet, biz Güneydoğu Anadolu'da miting yapmıyorduk, yani Diyarbakır'da miting yapmıyorduk ama Diyarbakır'daki faaliyetlerimiz devam ediyordu. Büyük tehlikeleri göze alarak, PKK saldırılarını, şehit olmayı göze alarak Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları bölgede çalışıyorlardı. Ama biz bir PKK provokasyonuna izin vermemek için bölgede, Diyarbakır'da miting yapmıyorduk. Ama bu baktık ki bir psikolojik bariyer olarak bize karşı kullanılmaya başlandı. Başbakan kalkıyor, diyor ki siz işte Güneydoğu'ya gelemiyorsunuz, Yavur Dağı'nın ötesine geçemiyorsunuz. Peki başbakan nasıl geçiyor? 4000 polisle. Değil mi? 4000 polisle gidiyor Diyarbakır'a başbakan. Oysa istikrarı olan tam ülkede bir başbakan Çukurca'ya kadar arabasını kullanan bir şoför, bir de kapısını açmak için bir polisle ne yapabilmeli? Seyahat edebilmeli. Normali budur. Ama bu ne olmuyor? Türkiye'de olmuyor. Ve peki, gittikçe de imkansız hale geliyordu. İşte böyle bir ortamda gittik biz Diyarbakır. MHP'nin bu mitingi, yani Bahçeli'nin Diyarbakır mitingi vesilesiyle bir kez daha eski işte arşivlere dönüldü. Oradan ta yıllar önce Alparslan Türkeş'in bölgeye yaptığı ziyaret ve çok dar, hani 50-100 kişilik bir kitleye hitabının görüntüleri de ortaya çıktı. Şimdi bu iki fotoğraf, 1995 yani 15-16 yıl önceki fotoğrafla bugünkü bu fotoğraf karşılaştırıldığında bu hiç mi bir görece iyileşmeye işaret etmiyor sizin efendim, nazarınızda? Aslında durum 1995'ten çok daha vahim. Çünkü 1995'te hala bir çatışma süreci olmakla birlikte direnen ve nizamı sağlamaya çalışan bir devlet otoritesi vardı. Bugün Diyarbakır'da devlet otoritesi teslim olmuş durumda. Bir ikili iktidar oluşmuş durumda. 1995'te rahmetli Türkeş oraya gittiği zaman bir çatışma ortamı vardı. Çatışma ortamı vardı. Bugün artık çatışma ortamına gerek yok. PKK çatışma ortamı olmadan da Diyarbakır'da bir otorite kurmuş durumda. Artık Güneydoğu'da öyle bir ortam var ki, bakın işte 3 tane polisin arasından, hatta 4 polisin arasından bir mahkum alınıyor. Polislerden birisi dövülüyor ve diğer 3 polis müdahale etmiyorlar. Güneydoğu'daki durum bu. Veya bir polis panserinin üzerine belediye başkanı çıkıyor ve bağırıp çağırıyor polislere. Ve bir milletvekili, bir başkomiseri herkesin ortasında sokakta tokatlayabiliyor. Peki biz bu mitingi yapmakta doğru mu yaptık? Evet, doğru yaptık. Sayın Genel Başkan Ankara'da ne söyleyeceğim dediyse Diyarbakır'da da onu söyleyeceğim dedi ve Diyarbakır'a gitti onu söyledi. Diğer siyasi partilere baktığımız zaman Güneydoğu Anadolu'ya gittikleri zaman daha baştan psikolojik olarak örgüte teslim olmak anlamına gelen bir şirinlik süreci içerisine Bahçeli, giriyorlar. Bahçeli Diyarbakır'da ne söyledi onu konuşacağız ama bir araya sormam gereken bir şey var. Bu mitingin olaysız, sağ salim güvenlik içerisinde gerçekleştirilmesinde öncesinde sizin mesela az önce eleştirdiğiniz isimlerdi. Yok işte panzerin üstüne çıktı dediğiniz, polise tokat ettiniz ama burada yine aynı siyasetin tabanının ve önde gelenlerinin bu mitingin güvenli bir şekilde yapması için özen gösterdiği, çaba harcadığının hakkını verir misiniz? Bakın siz diyorsunuz ki suç işlemediler.
Onlar suç işlemedikleri için övmeyi mi bekliyorsunuz? Ki, olası provokasyonlar. Tamam. Bu tür provokasyonlardan onların da çekindiği ve olmaması için onların da çaba harcadığının hakkını verir misiniz? Bu provokasyonlar PKK'nın provokasyonlarıdır. Biz PKK'nın provokasyonlarından dolayı bölgeye gitmedik. Ve PKK bu miting sırasında bir provokasyon yapmadı. PKK'nın bu provokasyonun neden yapmadığıyla ilgili... Sayın Özda, ama gruplar arasında da çatışmalar olabiliyor. Şimdi siz de Türkiye'nin başka şehirlerinde de BDP'li gruplara yönelik ülkücülerin bazı hareketleri... Hayır, bakın bu çok büyük haksızlık. Hayır efendim, geliyor. Bu çok büyük haksızlık. Orada da benzer bir şey olabilir. Hayır, bu çok büyük haksızlık. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir mensubu BDP'lilerin... Batı Anadolu'da herhangi bir yerdeki bir mitingine karşı bir tepkisi yok. Orada halk tepkileri oluyor. Ama bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin tepkisi değil. Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi bu noktada bütün teşkilatlarını şiddetle uyarmış durumda ve asla BDP'lilerle, PKK'lılarla, PKK sempatizanlarıyla bir araya gelmeyeceksiniz. Ama şunu görüyoruz. Mesela bu İstanbul'da da oldu. En son seçim kurulunun, yüksek seçim kurulunun vermiş olduğu bazı bağımsızlarla ilgili karardan sonra PKK'lı sürüler biliyorsunuz İstanbul'da Taksim'den başlayarak yürüdüler. Sağa solu yaktılar ve yıktılar. Şimdi bakıyorsunuz orada bir taksi şoförü kızgınlığından böyle yapıyor. Yani ülkücü işareti yapıyor, kurt işareti yapıyor. Kime? PKK'lılara. Nereden yapıyor? Uzaktan yapıyor. Peki soruyorsunuz sonra o taksici. Kardeşim sen ülkücü müsün? Hayır değilim diyor. Peki neden bu işareti yaptın? Çünkü diyor, onlar ancak ondan korkarlar diyor. İşte bakın bu çok ilginç bir şey. Bu bizim sorumluluğumuzda değil. Bunu Anadolu'nun diğer taraflarında... Yani o gelen haberlerdekiler ülkücüler değil mi diyorsunuz? Hayır. Bakın birçok... MHP ile hiç alakası yok mu diyorsunuz? Hayır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin herhangi bir şekilde... Milliyetçi Hareket Partisi... Anadolu'nun hiçbir yerinde... Ülke Ocakları'nın Anadolu'nun hiçbir yerinde... Örgütlü bir şekilde BDP'nin eylemlerine karşı, PKK sempatizanlarının eylemlerine karşı şimdiye kadar en ufak bir örgütlü eylemi olmamıştır. Spontan olmuş mudur? Ve bir yerde o an yaşanan şeyler olmuş mudur? Bir iki tane ülkücü, bakın bir iki tane ülkücü çevrelerinde de 5-6 tane halkla birlikte bir spontane eylem içindeyseler, peki, bu ülkücülerin eylemi olarak kabul edilemez. Peki. Hayır, bir şey söylemem lazım. Buyurun. İstanbul'da PKK'nın bizim ofislerimize yönelik olarak, seçim bürolarımıza yönelik olarak, ilçe binalarımıza yönelik olarak yapmış olduğu ciddi saldırılar var. Biz bu saldırılar karşısında ne yaptık biliyor musunuz? Kendimizi korumayı bilmez miyiz? Hem de herkesten iyi biliriz bakın işin doğrusu. Ama Sayın Genel Başkan talimat verdi. Emniyet güçlerine başvurduk. Dedi ki koruyun ilçeleri. Biz yurttaşız. Bizim işimiz kendi kendimizi korumak değil. Bunun için kim ücret alıyorsa, devlet kimi görevlendirmişse, devlet kimin beline silah koymuşsa gelsin, o bizi korusun. Şimdi bakıyorsunuz bütün Milliyetçi Hareket Partisi seçim bürolarının önünde, Milliyetçi Hareket Partisi seçim bürolarını PKK saldırılarından korumak için devlet güvenlik güçleri görev peki yapıyorlar. Ondan dolayı tekrar ediyorum, kesinlikle altını çiziyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu konuda haksızlık olur böyle bir şey yapıldığını söylemek. Peki, az önce Sayın Bahçeli'nin Türkiye'nin neresinde ne konuşuyorsa Diyarbakır'da da aynı şeyi konuştuğunu söylediniz. Şimdi oradaki sözlerinden birisi şuydu, ana dili... Yani neden ana dili konusunda, evet, ana dilinde eğitim konusunda bir talim, ana dilinde eğitim anayasaya girse karnınız mı doyacak dedim. Bu MHP'nin Kürt meselesine bakışına dahil bir şey midir? O anda söylenmiş bir şey midir? Ne dersiniz? Şimdi bakın Milliyetçi Hareket Partisi insanların ana dillerini sosyal hayat içerisinde konuşmasına herhangi bir tepki göstermek durumunda değil. Yani bu doğru bir tepki de olmaz. Hiçbir zaman da böyle bir tepkimiz olmadı. Bizim de ülkücülerimiz var. Ana dilleri Zazaca olan, ana dilleri Kırmançı olan. Onlar da konuşurlar. Bizim yanımızda konuştukları da olur. Neden olmasın ki? Annesinden onu öğrenmiş. Hatta şakalaşır. Yani bizim de ikinci dalgaya geçiyoruz diye. Ben bunu çok yaşadım. Hı hı. Ama ikinci bir başka ana dilin resmi dil dışında, Türkçe dışında anayasaya girmesi, Sayın Genel Başkan'ın kastettiği o, hı hı, ikinci bir milletin... Anayasaya girmesinden kasıt ne orada Özda? Şimdi bir etnik grup olarak, bir yasal hakkı... BDP'lerin ana dilinde eğitim diye bir talepleri var. İşte
Ya anayasaya girecek, anayasa üzerinden olacak. Ondan sonra ya da bir başka yasal kimlik oluşturacaksınız ki onu ona bir resmi statü vereceksiniz. Evet. Başka türlü olmaz. Sayın Genel Başkan da onu kastediyor. Milliyetçi Hareket Partisi bunun ikinci bir milletleşme, üçüncü bir milletleşme sürecini tetikleyeceğini bildiği için tarihten ve tarihsel deneyimlerden bu dersi çıkarttığı için, bu dersi çıkartmayanları da gördüğü için ve bu dersi çıkartmayanların başına neyin geldiğini de bildiği için buna şiddetle muhalefet ediyor. Peki. Yoksa bu insanların hayatlarında dillerini kullandılar. Kimse karşı olamaz. O doğru da değil. Peki. Geçelim yeni anayasaya. Evet. Siz biraz değindiniz. Ben özellikle müdahale ettim ki onu sonraki bölümde konuşacağız. Şimdi konuşalım. 12 Haziran'dan sonra bir anayasadan söz ediliyor. Bu anayasaya, bir defa bu anayasadan söz edilmesine, şu ana kadar bu anayasada yapılması muhtemel değişiklikler, bununla ilgili haberler, konuşulanlar, bunlara MHP nasıl bakıyor, siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bakın, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak anayasa taslağını seçim beyannamesinde ortaya koyan tek partiyiz. Bunu kamuoyunun her programda söylüyorum. Her programda söylüyorum çünkü Türk milletinin bunu bilmeye hakkı var. Ve biz bu taslakta bir şeyin altını çiziyoruz. Anayasanın girişinden vazgeçmeyiz. Anayasanın ilk 3 maddesinden vazgeçmeyiz. Anayasanın 66. maddesinden vazgeçmeyiz. Anayasanın kuruluş ruhu, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ruh ve kuran felsefesinden vazgeçmeyiz. Bunu da söylemek istediğimizin özeti şu. Türkiye Cumhuriyeti siyasal kimlikleri Türk olan insanların devletidir. Bakın, siyasal kimlikleri diyoruz. Yani vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür diyoruz ya. O çerçevede. Tekil devlettir ve milli devlettir. Tekil devlettir, iki tane başbakanı, iki tane parlamentosu olmaz. Bir tane parlamentosu olur, bir tane başbakanı, bir tane cumhurbaşkanı olur, bir tane milli bayrağı olur, bir tane milli marş olur. Bunun dışında herhangi bir ikinciyi burada kabul etmeyiz. Böyle olmayanlar da var. Ama bunların başlarına neyin geldiğini bir şekilde sonunda ne yapıyoruz görüyoruz. İkincisi, bu tekil devletin yanında bu ülkede değişik etnik gruplar yaşar ama bir tane millet vardır. O milletin adı da Türk milletidir. Bundan vazgeçmeyi istiyoruz. Peki diyeceksiniz. Onu biraz daha açar mısınız? Yani vatandaşlık tanımında herhangi bir değişikliğe... Vatandaşlık tanımında anayasanın 66. maddesinde yapılan tanım dışında, anayasanın yapılan tanımı dışında bir tanıma Milliyetçi Hareket Partisi... Şu anki hali dışında. Evet, şu an karşıdır. Şeye... Ya bunu yurttaşlık diye çevirelim diyorlar. Bazıları diyorlar ki bunu çıkartalım. Olmaz mı diyor MHP? Biz olmaz diyoruz. Biz bu konularda tartışmaya girmeyiz diyoruz. Ve tabii... Şunu da ifade edeyim, bu seçim beyannamesinde ortaya koyduğumuz husus, bunların özüne dokunmamak şeklinde belki bir virgül mü konulur, ondan sonra bir başka şey mi noktalı virgül şeklinde eklenir, bu üç parti bir araya geldiği zaman tartışılacak bir husustur. Ama Milliyetçi Hareket Partisi bunların özünü, yani Türkiye'nin bir üniter devlet ve Türkiye'nin bir milli devlet olması hususunun değiştirilmesine şiddetle karşıdır, muhalefet edecektir. Ve güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin mecliste olması, göreceksiniz, diğerlerine de büyük bir güç verecektir. Peki. Sayın Özdağ Taksim'de yürüyenlere PKK sürüleri dedi. Onlar PKK sürüleri değildi. Ben de orada yürüdüm. Ben PKK'lı değilim. Kınıyorum diye bir izleyicimiz. Peki, o zaman kendisine sorayım. Türk bayrağı ayaklar altına alınır ve çiğnenirken, insanlar orada yakılmaya çalışılırken, molotof kokteyl atılırken, sağ sol yıkılırken, bu arkadaşı orada pikniğe mi çıkmış? Sayın Özdağ, bütün gruba ait bir sizin resmettiğiniz tablo, yani bütün gruba resmedilebilecek bir tablo mu, yoksa bakın, grubun içerisindeki bazı ben oradaki tepkiyi yıkıcı, bölücü, saldırgan, yasaları çiğneyen bir tepki olarak gördüm. Peki. Eğer bunların içerisinde bu arkadaş gibi ben PKK'lı değilim diyen bazıları varsa, ben onlara sen zorla PKK'lısın demem. Eğer kendisini bir insan PKK olarak tanımlamıyorsa PKK'lı değildir tabii ki. Peki. Ama MHP'nin de çılgın dışarıdan görüntüsü de buydu ne yazık ki. Keşke orada olan bu arkadaşımız Türk bayrağına hakaret edilirken çıksa ve deseydi ki, bir dakika arkadaş, yanlış yapıyorsunuz. Bu bayrak benim de bayrağım.
Bu bayrağa böyle davranamazsın. Bu bayrağı yakamazsın. Bu bayrağı ayağının altına alamazsın. Bu insanlar benim de yurttaşım. Bu insanların araçlarına böyle saldıramazsın. Bu insanların dükkanlarına böyle saldıramazsın. Ama bunu söyleseydim muhtemelen peki, fazla şey istiyorum. Ona da saldırı olurdu. Biz tanımıyoruz o yüzden evet. Doğrudan onun sorgulanması değil. Evet. Ama muhtemelen bir temsil gücü olan bir mesajdır bu mesaj. O yüzden ben de okudum. Ümit Özdağ da yaklaşımını aktardı. İzleyicilerimiz soruyor MHP'nin de çılgın projeleri var mı diye. Bunu soracağız. Bizim aklı başında projelerimiz var. Aklı başında projeler. Evet, peki nedir aklı başında projeler? Evet. Bir ara rica ediyoruz.